Efendim, haber odası sürüyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Murat Cahit Cıngı şu anda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Murat Bey, bu süreçte zor bulduk. Esasında bir hafta önce, iki hafta önce buraya konuk etmek istiyorduk. Çünkü sezon açılmıştı. Hep yurt dışı bayağı yoğun çalışıyor. Ne hayat bugün bulabildik Murat Bey'i. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz çağırdığınız için. Hanzade arka tarafta, Murat Bey'in kızı 10 yaşında. Hanzade Cıngı. Tabii haliyle babasını hiç göremiyor yoğunluktan. Televizyona beraber geldiler. Hanzade, sana merhaba, o kamera arkasında. İyi misin? YouTuber'lık var mı, böyle çekiyorsun telefonla? Çekecek misin bizi? Tamam. Nasılsınız, iyisiniz? Çok iyiyiz, çok şükür. İyi bir başlangıç yaptık sezona. Harika. Hamdolsun. Kar istediğimiz oranda yağmadı ama en azından iklim müsait oldu. Biz kar üreterek bağlantı pistlerimize dahil Erciyes'i hizmete sunduk. Bugün de şöyle baktım, biraz geçmiş yıllara gittim. Biz 2011... Nereden nereye? 2011-2012 kışında başlamıştık ilk defa dağ yönetimine. Hatta o zaman ki başkanımız Öfsasi Gibi'ye ben ne anlarım dağ yönetiminden falan diye. Şimdi inanın hafta içleri falan bir Allah'ın kulu olmazdı Murat Bey. Hafta sonu biraz kıpırt olur. Pazar günleri yoğun olur. Günübirlikçiler vesaire. Bugün pazartesi, haftanın ilk günü. Saat 10 gibiydi. Piste baktım şöyle. İnanın 2014-2015'in pazar günü gibi yoğunluk vardı. Müthiş bir yoğunluk. Otellerimizde görüşüyoruz. Çok şükür doluluklar fena değil. Günübirlik alanlar, otoparklara bakıyorum, dolu. Yani Erciyes artık şehrin organik bir parçası haline geldi. Haline geldi. Şimdi zaman zaman her hafta sonu aşağı yukarı Mehmet Öztasaki geliyor ve her geldiğinde son dönem özellikle daha sık vurguluyor Erciyes. Hatta geçen, onu da ilerleyen dakikada soracağım, Çetin Say'a bir yatırım yaptı. Orada da Erciyes nereden nereye geldi? Evet. Yani başlangıç öyküsünden başladı. Özellikle şunun altını çiziyor. Burası diyor bir kayak merkezi. Diğerleri öyle değil. Diğerleriyle farkı ne? Kayak merkezi ne demek? Diğerleri nedir? Şimdi aslında bunun uluslararası spor literatüründe de bir ayrımı var. En az 4 veya daha fazla telesiyej, teleferiği olan tesislere kayak merkezi deniyor. 4'ten az olanlara kayak alanları diyorlar. Kayak alanları ve kayak alanları, evet, diyorlar. Bizimki çok şükür 19 tane mekanik tesisimiz var. Bunlardan 13 tanesi zaten teleferik diye bahsettiğimiz telesiyej, gondol tarzı, halatlı taşıma sistemleri. T-barlar var, yerden götürenler vesaire. Farklı farklı tabii bunların isimleri var ama seyircilerimiz de çok terime boğmayalım. Yani 19 tane tesisimizle 25 kilometrelik alan içerisinde dağın her yerinde kayak ve teleferik, pist ve teleferik yapılıyor. Var. Şimdi detaylı soracağım ama ilk baştan son gelişmeyle başlayalım. Erciyes'in bu sezon ilk misafirleri Polonya'dan geldi. Sizinle beraber Kültür Turizm Müdürümüz de vardı. Havalimanında karşıladık. Siz orada da önemli açıklamalar yapmışsınız. Bu sezonda 25-30 bin yabancı turisti ağırlama planları yaptık demişsiniz. Polonya önemli bir pazar mı? Polonya önemli bir pazar. Şu açıdan Polonyalılar gerçekten sporcu bir millet. Dünya çapındaki müsabakalarda da bunu görüyoruz. Özellikle ekstremde, bisiklette, kayakta, koşuda, birçok sportif disiplinde Polonya dünyada iyi bir yerde. Ve Polonyalıların Erciyes'e gelmesi de bize ayrı bir keyif veriyor. Yani kimisi Kayseri tabiriyle masimiyor. Ya iki gün önce bunlar komünist diye, ama öyle değil. Gerçekten çok ciddi spor yapıyorlar. Mesela bizim Erciyes bike parkımızda, oradaki downhill bisiklet parkurumuzda da çok çılgın Polonyalılar gelip böyle bisikletleriyle, ya bizim yaptığımızı beğenmiyorlar. Kendileri hatta işçilik verip büyük rampalar oluşturuyorlar. Orada taklalar atarak videolar çekiyorlar. Dolayısıyla Polonya iyi bir pazar. Dün de operatörle görüştük. Yani Polonya'dan Itaka isimli bir operatör satıyor Erciyes'i. Şimdi mesela bana reklamlarını gönderiyorlar. Varşova'da binanın yüzüne Erciyes kayak merkeziye reklam vermişler. Süper. İnanılmaz. Yani Varşova'da. Varşova'da. Bunu görünce aslında turizmin gücünü ve dağımızın şehrimize yapmış olduğu katkıyı, maddi katkının yanında somut olmayan soyut katkıları da görüyorsunuz. Markalaşma vesaire vesaire. Onu diyordum. Operatör diyor ki bir sezonda 5 sefer gelenler var diyor. Aynı aileden diyorsun. Evet. Yani gidiyor, bir hafta 10 gün işini halledip tekrar geliyor. Gidiyor, biraz daha halledip yeni geliyor. Yani
Erciyes dünyadaki en büyük kayak merkezi değil, en güzel kayak merkezi değil. Orası bir gerçek. Dünyada muhteşem, yani 150-170 yıldır bu işi yapan ve çok ciddi marka boyutuna ulaşmış. Biz daha yeni yeni. Yerler var. Ama bizim orası sempatik, sıcak, insanımız sıcak. Maliyet, fayda analizine baktığınız zaman Erciyes dünyayla karşılaştırılmayacak derecede lokasyon ön planda. Lokasyonu, Kapadokya bölgesi, havaalanından hemencecik ulaşım gibi birçok unsur insanları çekiyor çok şükür. Zaten pistlerimiz ve teleferiklerimiz de işte şu anda ekranda görülüyor. Yani gelinen en son nokta gondollu, çift hızlı teleferik sistemimiz. Dolayısıyla Erciyes bu noktada yabancılar için de oldukça cazip ve güzel avantajlar sunan bir kayak merkezi oluştu, haline geldi. Bu gondolda bu teknik şeylerden bahsettiniz. Zaman zaman farklı illere gidiyor sizin ekipler. Onu görüyorum. Yani orada ne yapıyorlar? Yardım mı ediyorsun? Azerbaycan'da gitti herhalde. Tabii biz orada 2 yıl kayak merkezi işlettik. 2 yıl? 2 yıl boyunca bizim arkadaşlarımız işlettiler. Oradaki mahalli personele de eğitim verdik. Bir kayak merkezi işletmeciliği için ne gerekiyorsa o branşlarda eğittik oradaki personeli. Biz verdik ya yurt dışına para. Şimdi o parayı biz çıkartmazsak biliyorsunuz rahat uyuyamayız Kayseri'de. Onun için o ödediğimiz paraları artık biz bilgi satarak, tecrübe satarak destek olarak çıkartacağız. Türkiye içinde de hemen hemen gidip de destek vermediğimiz kayak merkezi yok diyebilirim. Hepsine veriyorlar. Yani yedek parçasından tutun da oradaki tamire, bakıma, işte pist güvenliğine varıncaya kadar çok şükür Türkiye'de bir kayak merkezi kurumu dendiği zaman artık direkt Erciyes AŞ'ye akla geliyor. Dünyadan da bize muhtelif yerlerden ulaşıp bilgi alıyorlar. Şimdi Polonyalılar dedik ama şimdi Orta Doğu, Uzak Doğu ve Latin Amerikalı yabancıları Erciyes'de sezonun yeni başlamasına rağmen ağırlıyoruz. Onları bekliyoruz. Bu seneki hedef Polonya zaten Ukraynalılar, Rusyalılar geliyor ama bu Latin Amerikalılardan çok bahsediyorsunuz. Latin Amerikalıları biz geçen sene keşfettik Murat Bey aslında. Şimdi sahaya çıktığımız zaman Meksika'dan, Peru'dan, Kolombiya'dan, Venezuela'dan insanlar görüyoruz. İşte veya rehberleri geliyorlar, bize bir şeyler soruyorlar falan. Dedik ki ya bu kim getiriyor bu arkadaşlarımızı, misafirlerimizi? Şöyle oluyor, havalimanından geliyorlar, Erciyes'te sucuk ekmek, kızak, işte karla hemhal oluyorlar. Akşam Kapadokya'ya gidiyorlar. Oradaki organizasyonu yapan operatöre ulaştık, davet ettik, geldi, görüştük. Dedik ki ya madem buraya kadar geliyor bu insanlar, 24 saat yol çekiyorlar. İstanbul aktarmalı geliyorlar yalnız, charter değil. Bize de uğrasın diyorsun. Bize de uğrasın, birkaç günde bizde kalsınlar, misafir edelim. Hem dedik sizin buradaki fiyatınız artar, komisyonunuz artar, bu insanların keyfi artar. Çünkü Kapadokya'ya geliyor bu insanlar. Erciyes'te de hem kayak hem Kapadokya, bizim hayalimiz o zaten biliyorsunuz. Yani kültür kayağı dediğimiz o konsept çok akıllarına yattı. Onlar da çok memnun ayrılıyorlar. Çoğu zaten karla ilk defa bizim orada tanışıyor. O yüzden bambaşka bir bağ kuruyor. Akabinden bir 15 gün sonra falan 30 tane Latin Amerikalı acenteyi getirdiler. Biz burada misafir ettik, gezdirdik hem şehri hem Erciyes'i. Ve bu sene de Erciyes'i kayak paketine, tur paketine dahil ettiler. Oh, harika. Kapadokya ile Erciyes müşterek satılıyor. Keza Kuzey Afrika'da mesela, Tunus'ta, Fas'ta, Cezayir'de bazı operatörler. Yani önceden biz çok uğraşıyorduk, gidiyorduk, ayaklarını anlatıyorduk falan. Artık Erciyes'i duyan, geliyor. Uluslararası aranaya açıldığınız zaman zaten dünya çok büyük. Yani ve de iletişim çok kuvvetli. Bilenler geliyorlar, bize artık kendileri arıyorlar, randevu alıyorlar. Anlatıyoruz, gezdiriyoruz, ilgileniyoruz. Bakıyoruz ondan sonra otellerle bir araya geliyorlar. Fiyatlarını alıyorlar transfer şirketleriyle. Paketleri oluşturuyorlar, orada satıyorlar. Zaten Kapadokya avantajını o manada çok iyi kullanıyoruz. Mesela Uzak Doğu, Endonezya, Malezya, Japonya zaten Kapadokya'nın önemli bir pazarıydı. Bir aksilikler oldu, biraz kesildi ama Malezyalılar geliyor mesela. Çıkıyorsunuz daha kayak daha başlamadan baktım bir sürü Malezyalı var. Süper. Böyle aynı ekrandaki gibi birbirlerine kar atıyorlar falan. Onlar da ilk defa karşılaşıyorlar çoğu zaman. Yani dünyadan artık biz evet Rusya, Ukrayna, Polonya charterlarla, direkt seferlerle geliyor misafirler ama tarifeli seferlerle gelen de çok fazla. Bir de özel hava yolları Ankara ucuz tarife veriyorlar biliyorsunuz. Ankara'ya geliyorlar. Mesela otellerle anlaşmışlarsa bizim otellerimiz sağ olsunlar Ankara'ya servis gönderiyorlar. Havaalanından alıp Kayseri'ye getiriyorlar. Böyle çok hoş gelişmeler oluyor şehirde. Bu charter seferlerinde bir düşüş mü oldu? Yani charter seferlerinde şöyle aslında mesela Ukrayna biliyorsunuz biz ilk sene Rusya ile başladık 2017'de.
Akabinde Ukrayna, Polonya devreye girdi bir müteakip senede. Bir seferle başladık. 2'ye, 3'e çıktı. Her sene arttı. Bu sene 6 sefer koydular. Ve de sadece başkentten, Kiev'den değil, 3 tane daha ilave şehirden koydular. O da Ukrayna son dönemde, son 2 yılın en yüksek pandemi oranlarına ulaştı. Ondan kaynaklı. Evet. Pandemi sıkıntısı oldu. Geçen seneki bu kapatmalar vesaire vesaire bizi çok etkiledi. Pandemide biliyorsunuz işte sokağa çıkma yasakları falan. Öyle olunca birazcık düşüş oldu ama şu anda iyi. Mesela yarın Ukrayna'dan ilk sefer gelecek, charter seferi. 31'inde gelecek, 2'sinde, 4'ünde, 7'sinde, 9'unda, 11'inde. Yani böyle 2 gün arayla yeterince tatmin edici seviyede şey alacağız. Zaman zaman bloggerlar, tur operatörleri, turizm yazarlar geliyor. Siz mi düzenliyorsunuz bu toplantıları yoksa belli bir organizasyon çerçevesinde mi geliyorlar? Çoğu zaman biz düzenliyoruz. Bunu THY mesela bizim sağ olsun çok önemli bir destekçimiz. Son yıllarda kurulan Türkiye Tanıtım Ajansı TGA, onlarla işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Ya mesela çok iyi bir kayak sektöründeki iyi bir sosyal medya fenomenini veya işte blogger'ı, YouTuber'ı bulduğumuz zaman diyoruz ki THY'ye ya siz bunun biletini verin, biz de konaklamalarını karşılayalım Kayseri'de, sağ olsun otellerimiz o konuda çok ciddi destek oluyorlar. Getirelim diyoruz. Biz de ona rehberlik ediyoruz, liderlik ediyoruz. Bunun yanında operatörler de mesela şey getiriyor. Ukrayna operatörü atıyorum. Kendi oradan tanıtım grubunu getiriyor. Televizyon çekimleri yapıyorlar. İşte şarkıcılar, türkücüler oradaki şöhretli insanları getiriyorlar. Onlar yayınlar yapıyorlar vesaire derken yani zaten bizim hedefimiz Murat Bey. Yani Büyükşehir Belediyesi o yatırımı yaptı. Neticede oradan sosyal kar elde etmek istiyoruz. Şehrimize ekonomik ve kültürel, sportif katkı elde etmek istiyoruz. Ama Büyükşehir Belediyesi orayı ilelebet sürdürecek diye bir kaide yok. Biz özel sektör üzerine bina ediyoruz oradaki ekonomik faaliyetleri. Yani biz mesela yönetim şirketiyiz. Ama hiç ekonomik ticari faaliyete karışmıyoruz. Şimdi mesela bahsettiniz. Radisson Otel açıldı. Radisson Otel basın toplantısı düzenledi. Bir sürü insan getirdi. Doğru. Açılış yaptı. Ve bunun kendi ürününün zaten reklamını, tanıtımını yaparken otomatik olarak Erciyes'inkini yapacak. Şimdi düşünün ki daha da işte Das Oteli, Magna Otel, Mirada bunların hepsi de kendi ürünlerini aslında satmak için Erciyes'i otomatik olarak popüler ve çok kullanılır hale getirecekler. Bizim oradaki yönetim sistematiğimiz bu. Onlar kendi markalarını yaparken Erciyes'in ve Kayseri'nin reklamını yapacaklar. İnşallah belki de birkaç sene sonra biz sadece kendi fonksiyonumuza dönüp işte kayak merkezini yöneteceğiz. Ve bazı tanıtımlarda illaki ufak tefek şeylerde destek olacağız. Önemli otel yatırımlar oluyor. Çok önemli iş adamları hatta kendi sayfalarından bunu yayınlıyorlar. Siz de bunu paylaşıyorsunuz. İşte Çetin Sayar'lar, Artaş Grubu iyi bir yatırım yaptı. Evet. Daha farklı yatırımlar olacak mı? Olacak, olacak. Şu anda inşa halinde otellerimiz var, var zaten. Görüştüğümüz yatırımcılarımız var. Yani ya haftada en az 2-3 tane otel yatırımcısıyla görüşüyoruz, öyle söyleyeyim. Burada görüntülerini gördüm. Gece kayağı da başladı. Gece kayağında geçtiğimiz hafta başlattık. Başladı. Güzel oluyor değil mi gece kayağı? Çok keyifli oluyor. Soğuk ama sıcak bir ortam. Hava soğuk ama ortam sıcak. Böyle meşalelerle falan iniyorlar. Özellikle yabancıların da çok hoşuna gidiyor. Bazen böyle araya torpil koyup ya bana meşale versinler diyelim. Valla geçen gittik ben dedim ki ya haber orada okuyacaktık. Karda okurum dedim. 5 dakika duramadım. Buzul çağına döndüm tekrar. Tekrar içeri geçtim. Ama tabii onun kıyafetini. Kıyafetini giymek gerekiyor. Şimdi 4 kapıda 41 pis var değil mi efendim? Evet efendim. Yani toplamda, bu son derece önemli. Toplamda yani birbirine bağlantılı. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Biz hep kış turizminden bahsediyoruz. Müthiş bir son dönemlerde siz spor turizmine ilgili acayip bir atağa geçtiniz. İşte Yüksek İrtifa Merkezi. Birçok organizasyon yapıyorsunuz. Ondan bir bahsedelim lütfen. Şimdi kışın sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Erciyes'e yatırım yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar. Ve belli bir aşamaya geldik. Bizim kayak sporu manasında çok bir sıkıntımız yok Erciyes'te. Ama ana hedefimiz şimdi orada açılan koca koca yatırımlar var. Doğru. Oteller var. İşletmelerimiz var. Transfer şirketleri var. Şehir otelleri Erciyes'ten çok yoğun istifade ediyor. Yazın nasıl değerlendiririz kaygısı. Şimdi Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Çok akıllı olmaya da gerek yok. Zaten Alpler bunu 1800'lerde başlamışlar. 1900'lerin ilk yarısında yani bizim daha yeni devlet olmaya cumhuriyeti kurduğumuz yıllarda bu adamlar spor turizmi yapmışlar, çadır turizmi yapmışlar,
Orada işte bisiklet rotaları oluşturmuşlar vesaire. Biz de yani görünen köy kılavuz istemez. Aynı şekilde aldık. Bunu uygulamaya başladık sadece. Bisikletle başladık. Çok şükür iyi bir yere geldik bisiklette. Yani bir 5-6 sene içerisinde. Avrupa kupalarından tutun da bir sürü uluslararası yarış yaptık. Mesela geçtiğimiz yıl merkezi İtalya'da bulunan Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI'nin takviminde en fazla yarış yapılan yer dünyada Erciyes'ti. Süper. 30 küsür tane pandemi döneminde yarış yaptık. Bir önceki yaz 2021 yazında gene 30 civarında uluslararası yarış yaptık. Şimdi yüksek irtifa kampına geliyorlar. Tabii bu işleri hep biz özel sektör üzerinden yürütüyoruz. Altyapı desteği veriyoruz. Sadece biz değil, Büyükşehir Belediye'miz, Kalkınma Ajansı destekliyor. Spor AŞ'miz destekliyor. Biz desteği veriyoruz. Yarışı organizatörü yapıyor. Takımlar, yani takım derken Rusya'sı, Ukrayna'sı, İrlanda'sı, Bahreyn'i, Kuveyt'i geliyorlar. Hem 3 hafta, 4 hafta kamp yapıyorlar. Hem de o yarışlara katılıyorlar. Ve olimpiyatlara katılmak için puan topluyorlar. Uluslararası yarış ve puanlı yarış yani. Dolayısıyla biz bu insanları hem dağda yatırıyoruz. Otellerimizde bir ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Hem şehrin marka değerini artırıyoruz. Tüm dünyada Erciyes geçiyor bisikletçiler arasında. Kesinlikle. Dünyanın çok iyi atletleri gelip burada yarışa katılıyorlar. Yani sadece Erciyes'te değil, mesela 100 kilometre, 130 kilometrelik yarışlar konuyor. Latin Amerika gazeteleri siz bir ara paylaştınız, hep Erciyes'ten bahsediliyordu. Valla doğru. Yani şimdi şehrin markalaşmasına hani soyut faydalar diyoruz ya, bunlar çok önemli gelişmeler. Ultra Dağ Maratonu mesela 10 ülkeden 350 sporcu, yol bisikleti, bir ara ralli mi oldu? Bayağı yani bir etkinlik rally var. Ralli de yaptık yani yüzlerce. Ya 12 ayda etinden, sütünden, yününden faydalanıyor. Her şeyinden faydalanmaya çalışıyoruz. Şu anda mesela sağ olsun Memduh Başkanımız yüksek irtifa kompleksi için bir yatırım yaptı. Yani iki tane futbol sahası açmıştı. Harika futbol sahası. Hollandalı teknik direktör, Katar milli takımı geldi. İki tane futbol sahamız zaten hizmete girdi ve ciddi bu sene güzel takımlar ağırladık. Yurt dışından takımlar geliyorlar. Ya şöyle söyleyeyim, yani bizi seyredenlere yazın Erciyes'te bazı oteller, yani daha doğrusu bazı misafirler otel bulamadılar, şehirde kaldılar. Bisiklet, bu kadar yoğun yolcular vesaire. Yani yazın da çok iyiydi Erciyes'in otelleri. Şimdi yaptığımız yatırımla herhalde yeni maliyetlerle 100-120 milyon TL'yi bulacak. Futbol, 6 tane daha futbol sahası, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pistliği vesaire gibi bütün spor branşlarının gelip kullanabileceği bir kompleks oluşturuyoruz Erciyes'te. Yeni Hacılar Kavşağı'nda o sahaların yanında. Mesela bu da müthiş bir gelişme olacak. Onlar hizmete girdiği zaman şehrin marka değeri çok yoğunlaşacak. Yazın artık şehirde aynı kışın olduğu gibi çok sayıda yabancı turiste rastlayabileceksiniz. Spor turizmi yani gerçekten çok önemli bir turizm. Hani bir kere paralı kesim yapıyor, profesyonel yapıyorlar ve sizin marka değerinizi, işte bahsettiğiniz teknik direktör, ben toptan anlamam. Don Avetkaat, daha önce Hollanda milli takımı çalıştı. Evet, Fenerbahçe'yi falan çalıştırmış mesela. Çok bilinen bir adam. Şimdi adamın binlerce, milliyü belki de yüz binlerce takipçisi var. Kesinlikle. Onun geldiği yer zaten dünyada duyuluyor. Şehirler böyle böyle markalaşıyorlar. Ya Mercedes Benz üreteceksiniz, iPhone üreteceksiniz veya turizm yapacaksınız. Turizm üreteceksiniz. Harika. Peki, sona geldik. Yılbaşı geliyor. Bayağı bir doluluk oranı nedir? Yüksek galiba. Otellerden öğrendiğimiz kadarıyla oldukça yüksek. Hatta dolma noktasına tamamen dolan otellerimiz de var. Her bir otelin de kendine göre bir programı var yılbaşı için. Aslında tüm dünyada sezon yılbaşından sonra başlar. Yani Aralık ayı açıldı, açılmadı, kar yağdı, yağmadı, deneme atışlar ama yılbaşında özellikle bir de Hristiyanların kutlu doğum günleri olduğu için, Noeller olduğu için dağlara gitmekten ayrıca keyif alıyorlar. Ondan sonra da artık inmiyorlar. Dağda hareket başlıyor Ocak, Şubat. Bayağı da iyi konserler var. İnna falan geliyormuş. Onun da iyi bir fanı var. Evet öyleymiş. Bunlar özel organizatörler yapıyor. Siz Emel Sayın'da kaldınız galiba. Ben Emel Sayın'da kaldım. İbrahim Tatlıses'te kaldım. Ayında hatta organizatör bize birkaç ay önce geldi, böyle bir şey yapmak istiyoruz falan. Ayında evet buyurun. Evet. İnna gelecek dedi, işte falanca gelecek. Ben tabi bakıyorum yani, dedim ya benim yaşım onları bilmeye müsait değil, kusura bakma yani. Hanzade biliyordur. Biliyorum değil mi Hanzade? Ha bak biliyormuş, evet. Ondan sonra neyse bana link falan gönderdiler ama fakat etraftan gelen tepki
Ya işte ne zaman konser bilet alacağız? Şehir dışından İstanbul. Arayanlar oluyor. Evet, arayanlar oluyor. Acenteler ona göre tur paketi düzenliyor. Burada şehir dışı dediniz, böyle İstanbul, Ankara, İzmir genellikle belli yerlere gidiyorlar. Buraya artık geliyorlar herhalde. İstanbul çok yoğun geliyor. Bize. İstanbul yoğun. İstanbul en fazla kayakçının geldiği şehir. Çünkü atlıyor bir saatte Kayseri'de uçağa. Yani en yakın kayak merkezi Uludağ, Kartepe. Oraya gitmekten daha kolay Erciyes'e gelmek. Bir de burada havaalanından Erciyes'e ulaşım çok çok rahat. O yüzden İstanbul bizim en büyük pazarımız haline geldi çok şükür. Tabii nitelikli kitle geliyor. Yani mesela Türk Hava Yolları'nda çalışan bir grup arkadaşımız var İstanbul'da. Geliyorlar, ondan sonra ya Ahmet de Kayseri'deymiş, Erciyes'teymiş falan. Böyle kendi aralarında konuşurlarken duyuyoruz. Ya THY'den belki birim zamanda 30 tane kayakçı oluyor Erciyes'te. Bu da harika. Büyük patronlar geliyor. Jetleriyle gelip artık 3 gün 5 gün kalanlar oluyor. Bazen görüyorum. Mesela öz ilhamlar çok görüyor ve paylaşım yapıyorlar. İnanılmaz yerde tıklanıyor yani. Tabii. Yani bildiğimiz Türkiye'nin büyük şirketlerinin CEO'ları. Jet sosyete olarak atlanan kişiler de geliyor. Görüyorum yani ben. Artık özel jetleriyle gelip Rusya'dan gelenler oluyor. Rusya'da. Jetle geliyorlar. 2 gün 3 gün kalıyorlar. Halka tatlısı diyorlar. Halka tatlısı yemeden olur mu? Artık şey zaten Erciyes kayaktan ziyade halka tatlısıyla anılıyor globalde. Çok teşekkür ederiz. Size başarılı çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun. Erciyes gururumuz, sağ olun. Size başarılı çalışmalar diliyoruz. Hanzade'ye selam ve sevgiler diyoruz.